Evet, selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 13 Eylül 2024. Fındıkta hasatla birlikte artık sezonu kapatıyoruz. Hasatım bitmek üzere. Bugün son günümüz. Şu an saat 17.00. 6'da işler bırakacak. Allah'ın izniyle 5 gündür fındık topluyoruz. Bugün bitirmiş olacağız. 4 gündür Şakir abiyle beraber ortak Şakir abinin bahçelerine baktığım yerleri bitirdik. Çok şükür. 4 gün sürdü. Ne kadar işçi geldi derseniz, işte işçilerimiz Diyarbakır'dan geliyor. 7 yıldır beraber çalıştığımız, yaklaşık 27 yıldır da bizim köye gelen ekibimiz var. Hani aşçısı, çavuşu, işte çuvalcısı vesairesi falan 110 yevmiye verdik. 25 dönüm yeri toplattım. Bugün kendi ve ablamın yerini toplatıyorum. Bugün de 24 işçiyle 5,5 dönümlük yeri bitiriyoruz. Şimdi bu sene havaların çok kurak gitmesinden dolayı randımanlarda bir düşüklük görüyoruz. Buralarda kahverengi kokarca izleri daha yok. Ufak ufak kahverengi kokarca görünmüştür ama ben herhangi bir zarar verdiğini şu an düşünmüyorum. Ama önümüzdeki yıl için önlem alacağız. Bunları da açıkça videoda söylemeye çalışıyorum. Tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi 25 dönüm yer 110 yevmiye, işte her şeyi, bunun yolu, masrafı, osu, busu falan 110 yevmiye tuttu. Geçen yıl 5300 kilogram fındık almıştık 25 dönümlük Şakir abinin bahçelerinden. Bu yıl 4-4,5 ton bekliyordum. Ancak geçen yıl 3,5 günde bitirmiştik. Bu yıl 4 gün sürdü. Çavuş dedi ki senin fındığın fazla kardeşim dedi. O yüzden iş uzadı dedi. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. 4-4,5 ton bekliyorum. Allah Allah, neden fazla yevmiye tuttu? Dibinden topluyoruz. Her sene tırmık çekerek topluyoruz. Şimdi tırmık çekerek topluyoruz. Haliyle dünya kadar yığınlar oluşuyor. Böyle dağ gibi yığınlar oluşuyor. Ancak çok şükür belki rekor kırabiliriz. Benim rekorum da 7 yıldır ben Şakir abinin bahçelerine bakıyorum. Şakir abinin bahçeleri 110 kilogram bandındaydı. Biz 7 yıldır Şakir abiyle beraber profesyonelce, yani elimizden geldiğince, profesyonelce demeyelim de biraz daha araştırarak, biraz daha gayret ederek diyelim. Profesyonelce demek şimdi çok doğru bir şey olmaz. Bakmaya çalışıyoruz. 110 kilogramlardan 220 kilogramlara çıkardık ortalamamızı. İlk yıl 6,5 ton almıştım. Rekorum da 6,5 tondu. Allah izin verirse galiba rekorumuzu kıracağız. Yani ben 4-4,5 ton beklerken 6,5-7 ton arasında şu an bir fındık var. Çünkü çavuş da öyle söylüyor. Normalde biz performansımız hemen hemen aynı diyor. O yüzden tarlalar hani biraz kirli olabilir, bu oyalayabilir. Ben fındıktan önce tırmık çekemedim, onu da söyleyeyim. Üfleme yapanlar var, makineyle toplayanlar var. Allah nasip ederse şu an kendi bahçemizdeyiz. Evimizin önündeki dümdüz otoban gibi futbol sahası gibi bahçedeyiz. Buranın 2,5 dönümü benim, 2,5 işte dönümü ablamın gibi. 10 dönümlük bir bahçe burası. 4 kardeş böldüğümüz zaman. Ben bu kendi kısmıma file sistemini denemeyi düşünüyorum. İnşallah buradan şu an beklediğim fındığı alırsam buranın filesini alıp kenara koyacağım. Seneye buraya file çekerek file sistemini burada denemiş ve görmüş olacağım. Artık ilerideki işçi maliyetleri ve işçi problemleri, yani bizim şu an işçi problemimiz yok çok şükür, onu da buradan belirteyim. İşçilerimizden memnunuz. Ancak olabilir. Çünkü artık sürekli artık gençler de olsun, sürekli onlar da artık iş buluyorlar. Fabrikalarda çalışmak istiyorlar ya da işte böyle mevsimlik işlerde çalışmak istemiyorlar. O yüzden problemler olabilir ileriye doğru. Birçok bölgede var zaten, duyuyoruz. O yüzden burayı file çekerek deneyeceğim. Diğer bahçelerimizde de aynı sistem devam edeceğiz. İnşallah Allah nasip kısmet ederse şimdiden çavuşla sözleşiyoruz. Ölmezse olursak diyoruz. Seneye yine görüşeceğiz diyoruz. Geçen yıl 22 Eylül'de başlamıştım. En son ben toplamıştım. Bu yıl biraz daha erken başlamayı düşündüm. Kuraklığın etkisinden dolayı belki olmuştur dedik ama yine bir 10 gün daha varmıştı. Onu söyleyeyim ama 2 kişilik daha işleri kaldı. Yani benden sonra 2 kişiyi de toplayıp artık gidecekler Allah izin verirse. Şöyle bir kameramı da çevirip öyle anlatayım. Çok şükür. Şu rekor konusundan devam edelim. Bak, ton çıkacak mı inşallah. Şöyle biraz bahçemi de göstereyim. Burası işte fileye müsait bir bahçemiz.
Şöyle bakın. Dümdüz. Totalde burası 10.600 metrekare falan. Ocaklarımız da böyle. Ben ocaklarımızdan bayağı bir dal almıştım. Ancak burada da kurumalar var. Özellikle yukarıda Şakir abinin bahçelerinde, özellikle dağa yakın, ormana yakın olan kısımlarda aşırı derecede kurumalar var. Ocaklarımızın aralığı aslında eski dikim, çok sık değil. Ancak burası düz ova olduğu için buranın toprağı bayağı bir verimli. Ocaklar büyüdüğü için biraz sıklaştırıyor. Ben de bu sene dal keserek, hatta verim düştü, dal kesmem lazım diye bir videomuz vardı. Geçen yıl 580 kilo almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bu yıl ne kadar dal kestiğim halde ne kadar fındık alacağız. Bunların hepsini tek tek videolaştıracağım inşallah. Kaldığımız mevzuya gelelim. Rekor bakalım olacak mı? Allah izin verirse. Çok şükür ben 4-4,5 ton beklerken randımanın düşük olması, işte randımanda elek sisteminin çıkması, inanın 4 gündür, bu 5. günüm, 5 gündür fındık topluyoruz ama moralimiz gerçekten bozuktu. Hem rekoltemiz düşük olabilir, hem randımanlar kötü çıkarsa, bir de fiyat hala şu an 105-110 lira bandında. Bir de randıman iyi gelmezse 100 liraya da fındık satamayacağız. Ben geçen sene en son fındığımı 98 TL'den satmıştım. Bu sene o fiyatlara satarsak işçi maliyetleri 2 kat artmış. Gerçekten bayağı bir moralimiz bozuk bir şekilde fındık topluyoruz. İnşallah kusura bakmayın. 6 ton ve üzerinde fındık alırsak çok çok güzel olacak. Beklediğimizin çok üstünde almış olacağız. İnşallah öyle olur. Bunu da videolaştıracağım inşallah sizlere. İşçilerle ilgili video çekmiştik. Tekrar göstermemize gerek yok. Dibinden toplamaya devam ediyoruz şöyle. Çok yakından almayayım. Şu şekil. En son fotoğrafımızı çeker. YouTube topluluğumuzla paylaşırız. Sağ olsunlar, gençlerden çok memnunum. Allah onlardan razı olsun. Şöyle. Bu şekil tamamen dibine dökülmesini bekleyip dallarımızı sirkeleyip dibinden bu şekil alıyoruz. Abim hemen az şuradan sonrası, 8 sıra sonrası abim, onlar üfleme ve tırmık çekerek topladılar. Ben bu sene kışta toprak altı gübresi attığım için ve çapalama yaptığım için, bakın zeminim böyle. Burada tırmık çekersem çok toprak geleceği için 3'te 4'te biteceğine, hiç akşama kadar sürsün dedik artık. Normal şartlarda burası 5 dönümü 3 gibi falan bitirirdi. 24 işimiz var bugün çünkü. Dün gece de dün saat 3'ten 11.30'a kadar, 12'ye kadar harman yaptık. 8.5 saat harman sürdü, patos sürdü. O yüzden 4 arkadaşı da buradan almıştım. Onlar sabah 5.30-6 gibi kalkıyorlar. Akşam 6'ya kadar çalışıyorlar. 6-6.30'a kadar çalışıyorlar. Sonra da çalıştıkları kişinin harmanı, patozu olduğunda bir de patoza kalıyorlar. 10-11'leri buluyor atmaları. O yüzden bugün tırmıkla mırmıkla uğraşmayalım dedik. Zaten yorgunuz. İyice yorulduk 5 gündür. Onlar yaklaşık 50 gündür, 50 gün oldu galiba, 50 gündür çalışıyorlar. Yani Allah yardım etsin gerçekten. Şimdi dipten toplamak avantajlı mı? Kesinlikle avantajlı. Daldan, bu zaten şu bahçede daldan toplamak mantıklı değil. Bakın dediğim gibi ağaçlar gökyüzünde. O yüzden bu tarz yerlerde bana göre... Şimdi onlarla da ilgili yakında videolar yapacağız inşallah. Makine mi, file mi, şu mu? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. File ile de ilgili bir arkadaşımızın bahçesinde bir videomuz vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Bu konu çok böyle, herkes bir şey söylüyor. Ancak ben şunu söylüyorum. Nasıl bir hastalıkta her, mesela diyelim ki bir hastalık ama farklı insanlarda farklı farklı etkiler yapıyor. Bu bahçeler de öyle. Kimisi makineyle toplama uygun görüyor, kimisi fileyle, kimisi işte atıyorum tarlada harman yapan, patoz yapan fındık toplamaya, kimisi direkt toplamaya. Yani birçok kişi işte kendine göre yöntemler geliştiriyor. Ne yapsın insanlar, maliyeti düşürmek adına bir şeyler yapıyor. Bunlar hep ayrı ayrı video yapacağız inşallah. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. 2024 fındık hasatının son gününden sizlere bir şeyler paylaşmaya çalıştım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi kanalımızda nasıl
videolar görmek istiyorsanız, yani neleri çekmemi istiyorsanız bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Sadece fındık üzerinden de yürümek istemiyoruz. Köy işleri, köy hayatı bitmesin tarzı çabalarımız var. O yüzden farklı konularda da videolar çekmeye çalışacağım inşallah. Özellikle yine Düzce'nin yakın civarının gezilecek, görülecek köy, kasaba, işte ne bileyim şelaleydi, ormandı. Bu tarz videolarda yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda inşallah. Böyle de bir video içeriğimiz olsun istiyorum. Yine yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Rekorla ilgili ya da ne kadar ürün çıktı, ne kadar teslim ettik, kaç paradan teslim ettik, bunlarla ilgili video bekliyorsanız da söyleyin. Ben çekmeye çalışacağım inşallah. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.